Merhaba arkadaşlar, İslam felsefesi tarihi dersinde artık finale yaklaşıyoruz. Bitiş çizgisine 2 hafta kaldı. Son haftayı İbn-i Teymiye'ye ayırdık. Yani ben yıllardır İbn-i Teymiye'yi İslam felsefesinde hiç anlatmadım. Hatta hiç master tezinde İbn-i Teymiye'ye çalıştım. Yani bu ve bugünkü müzakere edeceğimiz makale, yani İbn-i Teymiye ve felsefe eleştirisini Aygün Hocam'la birlikte bu İslam felsefesi tenkit döneminde yayınladık. İlk dönem biliyorsunuz teşekkül dönemiydi. Ve Farabi ile onun İlimler-i Sayma adlı eserinin mantık bölümüne giriş yaparken felsefeye karşı eleştirileri son derece önemsediğimiz ve bu bağlamda en ciddi eleştirmenleri de sunacağımızı söylemiştik. İşte o son aşamalara geldik. Farabi ve Şekindi ile başlayan, Farabi ile bir sistem felsefesi oluşan, İbn Sina ile zirvesine ulaşan İslam felsefesinin karşı eleştirileri Gazali merkezli verdik. Sonra Gazali'nin özellikle bu sene İbn Teymiye'yi merkeze, yani İbn Teymiye'yi de müfredata almamızın sebebi Gazali ile birlikte o felsefi kurguya, kelami kurguya ve yine ezoterik felsefi yorumların baskın olduğu batini kurguya eleştirilerini yöneltirken sufi bakış açısındaki tercihini ve orada enel hak ve benzeri söylemleri uygun görmediğini, itidalli bir perspektife sufi terminoloji oturtturduğunu, marifet nazarasını oturtturduğunu konuşmuştuk. Munkız'la Mişkat'taki farklı tasavvurları olmasından ziyade önemli olan buradaki karşılıklarıydı. Daha sonra bunlara iki filozofu merkez alarak üç meseledeki eleştirilerini küfre vardırmaları ve İbn Rüşd'ün de bunlara karşı eleştirilerinden bahsettik. Sonra İbn Tüfeil'in daha böyle itidalli perspektifinden bahsettik ve en sonunda İbn Haldun'un mukaddimede felsefe ve tasavvufa yönelik eleştirel tutumunu belirttikten sonra Şifa-ı Sail'de real politik, real yani toplumsal diyelim, yani toplumsal açıdan mevcut yapıya uygun analizler yaparak onun o itidalli perspektifini, yani o tasavvufa bakış açısını, o kurumsallaşmış, yani kurumsallaşmadan önce ve kurumsallaşmıştan sonraki yapıyı nasıl incelediğini ve bu dönemde de o İbn Haldun'un mutedil perspektifini son derece önemsediğimizi söyledik. Yani bir tarafta şeyh olmayan şeyhi şeytandır şekildeki paradigmanın tutarlı olmadığını ama bunu benimseyen arkadaşların olabileceğini, fakat burada diğerlerini ötekileştirmemesi gerektiğini ama aynı zamanda sufi yapıdaki olanlara da müşrik olarak görmenin bir anlamı olmadığını oradan temellendirmiştik. Şimdi İbn Teymiye'ye geldik. İbn Teymiye bu konudaki en sert olan alimlerden birisi. Aslında bunu Türk düşünce tarihindeki o perspektifle birlikte ve Çağdaş İslam düşüncesiyle birlikte okuyoruz. Çünkü biz felsefeyi kaygıları paylaşmak olarak anlıyoruz. Yaşadığımız sorunlara çözüm önerisi üretme çabası, katkıda bulunma olarak anlıyoruz ve kronolojik okurken de problematik olarak günümüze ne diyor bu alanlar ve ayrıca bunlarla birlikte felsefe yapmanın imkanını kurguluyoruz. Ve bilim felsefesi açısından da klasik pozitivist çizgisinin doğrulanabilirlik özelliğinden ziyade yanlışlanabilirliği merkeze alarak dış dünyada karşılaşacakları olası sorunlara karşı nasıl bir altyapı oluşturabilir? Bunun üzerinde durduğumuzu biliyorsunuz. Bu anlamda da bu teopolitik tartışmalarla işte bu harita hep burada duruyor. Bunun arkasında da Hunların haritası var. Ama bu önemli benim için. Selçuklu Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti kültürel süreklerini kurgularken işte İbn Teymiye'ye buradan hareketle geleceğim. Türkler Müslüman olduktan sonra işte bu Sünni paradigmayı, genel olarak Sünni paradigmayı kabul ediyorlar. Ve bu Sünni paradigmanın da Hanefi fıkhına yakın olanını, Hanefi fıkhını benimsiyorlar. İtikadi olarak da Maturidi olduğu genel olarak söylenebilir ama Mutezili alimlerin yani uzun süre Mutezili alimler içinde Maturidi perspektife sahip olan alimlerin
olduğunu, daha sonra onu sistematik bir örgüye dönüştüğünü söylemek mümkün. Bunu şunun için söylüyorum. Yani mesela İslam felsefe, İslam düşüncesi genel olarak söyleyecek olursak Mutezile'nin ilk ciddi kelami yapı olduğu söylenilir ve bu tırnak içinde İslam paradigması içinde söylenilir. İşte bunun yani ehli tevhid ve sıfat olarak, özgürlükçü teoloji olarak o ilk dönemdeki kurgularının daha sonra mutezili, ötekileştirilen, baskılanan mihne olaylarına nasıl gittiğini falan konuşmuştuk. Ama önemli olan şu, İslam felsefesi tarihi süreci açısından incelenecek olursak, mutezili denilen yapının aslında, burada İbn-i Teymiye'ye gönderme olsun diye söylüyorum. Çünkü bu yani gerek İbn-i Teymiye işte ve Gazali bu Yunan felsefesi merkezli perspektife karşı durduklarını alternatif olarak şey söylüyorlar. İşte Gazali mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz diyordu. Ondan önce mütekaddimun kelamcıların işte bu kelam yani bu mantığa ve kelama nasıl baktıkları malum. İbn-i Teymiye bunlardan biraz daha farklı. Ama neticede Yunan felsefesi yapısının İslam düşüncesine taşındığını, onun işte İkbal'de de bunu görüyoruz. O paradigmanın Kur'an'ın ruhunu söndürdüğünü falan söyler. Ama mesela Mutezili argümanlara ya da baktığınız zaman, mesela ben kelamcı arkadaş, ileride kelam çalışmak isteyen arkadaşların ya da kelami felsefe ya da felsefi kelam adına ne diyorsanız çalışmak isteyen arkadaşın Mutezili alimlerin doğa filozoflarıyla yani Yunan felsefesindeki antik çağdaki doğa filozoflarıyla olan görüşlerini bir araştırsınlar. Ve özellikle mesela Demokrit'in perspektifine karşı eleştirileri nasıl getirdiklerini, o Tafra nazirasını falan. Bunlar çok ilginç sonuçlar verebilir ama önemli olan taraf şu. Bu sıralarda Aygün Hocam o bizim çok önemsediğimiz, felsefe çalışan herkese okuttuğumuz Sokrates'in savunmasının altyapısını oluşturan iki diyalog üzerine çekimler yapıyor. Ötüfran diyaloğu ve Menon diyaloğu. Şimdi mesela onlara baktığınız zaman yani ilahi buyruğun mahiyeti, kötülük sorunu, teodosi sorunu, mutlak iyi, adil tanrıya dair tasavvurlar, yani orada çok ciddi müzakere edildiğini görürsünüz. Yani iyi ve kötünün ne olduğuna dair. Mutezili paradigmaya bir bakın. Menzile beynel menzileteyn ve üç kardeş meselesine bir bakın. İşte Eşarilerin Mutezili paradigma içinde çıkıp karşı reaksiyonlar çıkmasındaki o problemin tartışıldığı hususuna bakın. Sonra bir de antik çağda bu Platon'un diyaloglarına bir bakın. Mesela Ötüfran diyaloguna falan. Dolayısıyla Mehmet Bayraktar hocamı hayırla yad ediyorum. Yani eklektik olmayan hiçbir düşünce yoktur. Eklektik olması normal ama yaratıcı bir eklektik olup olmadığı hususu önemli. İşte Kindi'nin bu paradigmayı daha felsefi zemine oturtma, İbn Farabi'nin de sistem felsefesi kurma açısından bunu o şey yaptığını ortaya koyduğunu üzerine konuştuk. Şimdi tekrar buraya bu haritaya ve şeye gelecek olursak Türkler bu Sünni paradigma içinde Abbasi halifesine Türk düşünce tarihi perspektifinde yani yine buraya İbn Teymiye'ye bağlayacağım çünkü Ahmet Yesevi ile ilgili Türk düşünce tarihinde biz işte kurucu metinleri okuyoruz. Müslüman olduktan sonra kurucu metinleri. Ve bunlardan en önemlisinden birisinde Ahmet Yesevi ve o hikmetlerin toplandığı divan olduğunu söylüyoruz. İşte bu şey dönemde işte Fatimi Abbasi çekişmesine işte ben bunlara teopolitik çatışma diyorum. Türklerin Fars ve Arap akıllarının dışındaki perspektif geliştirmelerine İbn Haldunci bir bağlamda asabiyet teorisinin, toplumsal birleşiklik halinin, aidiyet duygusunun sebep ve nesep bağlarını oradan hareketle temellendirmeye çalışıyorum. Ve diyorum ki o dönemde Türkler Sünni paradigmada Abbas halifesinin yanında yer aldı. Rafizi diye nitelendirilen perspektif karşısında. Daha sonra bu tehlike giderildiği vakit ya da aza indirgendiği vakit bu sefer Abbas halifesi Hanbeli'yi tetikledi. Hanbeli-Şafii geriliminde. O zaman Türkler Şafii'ye destek verdi Nizamiye medreseleri kanalıyla.
İşte o dönemde işte Moğollar Bağdat'ı istila ediyorlar ve İbn-i Teymiye o dönemin alimi. Ve bu çerçevede işte Müslüman, kendileri Müslüman olduğunu söyleyebilirler ama onların Müslüman olmadığını söyleyen bir perspektif gelişiyor. Bu perspektife biz yani Selefi zihniyetle Neo-Selefilik arasındaki fark da bu kilit noktada netleşebilir. Hanbeli öğretinin İbn-i Teymiye tarafından, İbn-i Kayyim Cevzi tarafından revize edilmesi, işte modernize edilmesi olarak okuyabiliriz bu perspektifi. Bunlar tarihsel veriler. Ama baktığımız zaman bu bakış açısının 19. yüzyılda Muhammed İbni Abdülvehhab kanalıyla yeniden güncellendiğini, bu sefer Osmanlı'ya karşı, yani bunlar Müslüman olduğunu deklare ediyor ve falan ama Osmanlı Müslüman değiller perspektifiyle Orta Doğu bölgesindeki Osmanlı'ya karşı olan mücadelelerinin teolojik arka planını oluşturduğunu görüyoruz. Suudi Arabistan Devleti kuruluyor Hanbeli mezhebi üzerine. Hanbeli mezhebi üzerine ama Vahabi öğreti dediğimiz perspektifle kendisinin işte Sünni camianın, yani Şia, Sünni dememek lazım, Şii karşıtı bölgenin temsilcisi olduğunu söylüyor. Burada Vahit İnce Hoca'nın geçen bir yazısını paylaştım ben. Biliyorsunuz Türk tarihçisi. Selçukluların bu politikası, istikrarlı politikası ve teopolitik çatışmalarda o dengeleyici unsurları dikkat eden uygulamaları olmasaydı bugün İslam dünyasının tamamına yakını Şii perspektifle kaplanabilirdi diyor. Ben işte bu Tuğrul Bey, Sultan Alparslan, Melikşah ile başlayan sürecin Osman Bey, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ile Osmanlı'da devam ettiğini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu süreci devraldığını ve o Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Oğuz geleneğinin bu felsefenin yeni dünya sisteminde yeniden uyarladıklarını söylüyorum. Dolayısıyla bu tarihsizci bir yöntemde tarihte olmuş bitmiş yani tarih o çözüm önerilerini bugüne dayatmak değil, bugünden vihikçi bir tarzda çözüm önerilerine uygun okumalar yapmak da değil. Bu yani Gadamer'in dediği anlamda bir ufukların kaynaşmasının imkanını konuşuyoruz. Ve İbn-i Teymiye'yi de bu bağlamda okunmasının gerektiğini düşünüyorum. Master tezim benim İbn-i Teymiye üzerine. Aynı zamanda bir de Şeyh Bedrettin okuması yaptım. Yani biri Türk düşüncesinde, biri de Arap İslam, Türk İslam düşüncesinde, biri de Arap İslam düşüncesi paradigmasında okuma yapmıştım. Niye bu adam Şeyh Bedrettin ya da işte İbn Arabi gibi sufilere kafir diyor? İşte bu çerçevede o tarihsel birikimin güncel okumaları açısından İbn Teymiye son derece önemli ve bu Türk düşünce tarihi ve Şeyh Bedrettin İbn Arabi okumaları yaptık, işte din felsefesi bağlamında dini tecrübe, panteizm gelince hatırlarsanız, bir de dini tecrübe delilinde vahdedi vücut, vahdedi şuhudun panteizm ve panenteizme tekabül edip etmediği bir tarafa, ama dini tecrübe delil olarak bu bağlamda bu yaşantının Hicri 2. bire önce bireysel züht ve takva olarak başlayan hareketin 2. asırda artık kurumsallaşmaya başladı. 3. asırdan işte tarikatlar, yani bu epistemik temellendirmelerini marifet nazariyesi üzerinden kurgulandığını biliyorsunuz zaten. Ve bu çerçevede ek metin olarak verdiğim işte Fazlur Rahman'ın eserleri çerçevesinde İslam Modernizmi ve Sufilik makalesine de baktığınız zaman, onu ben 1997'de yayınlamıştım. Daha sonra 2008'de Bilgi Adamlar dergisi, en sonunda da Eski ve Yeni de yeniden revize ederek yayınladık. Ve o dönemde yani o modernizm öncesi ıslahat hareketleri, modernizmle ıslahat hareketleri nasıl bir ilişki var? Biz işte genel çerçeve kavram olarak ıslahatı merkeze alıyoruz. Tecdit geleneğini merkeze alıyoruz. Modernite bir düşünce sisteminin kendi öncüllerine bakarak sürekli kendini yenileme çabası. O gelenek içinde oluşan bir şey. Bunun diğer bir, yani İslami tarafta tecdit ve güncel Arapçada el-hadase.
Bir de bir paradigmanın, bir modernleşme projesinin ideolojileşerek kendisinin dışındakilere dayatılmasını da modernizm olarak okuyoruz. Burada kastedilen de işte bu Batı modernizmi karşısında ıslahat hareketleri, İslam dünyasında Orta Doğu, Osmanlı ve Hint-Pakistan bölgesi ıslahat hareketlerini, bilginin İslamileştirilmesi ve nerede o bilginin İslamileştirilmesi, çağdaş İslam düşüncesi diye o epistemik temellendirmeleri daha önce çalıştığımızı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu perspektifte baktığımız zaman bu Hicri 2. yüzyılda kurumsallaşmaya başlayan yapının, işte Fazıl Rahman da onu söylüyor. Yani bu epistemik temellendirmeler, marifet nazariyesinin bazılarına göre din içinde din diye algılandığını düşünüyor, algılanıyorlar. Yani hatta dinin üstünde farklı bir din olarak ortaya çıktığını, resmi İslam, yani ulemanın ortaya koyduğu perspektife karşı bir yapı oluşturulduğu söyleniliyor. Bu çerçevede Çağdaş İslam düşüncesinde biliyorsunuz Muhammed İkbal'i de okuyoruz biz. Muhammed İkbal'in işte fıkhi ve kelami bir rönesans, fikri bir rönesans için neler yapılması gerektiğinde psikolojik bir tecdide ihtiyaç olduğunu ve bunun da bu tasavvuf olduğunu söylediğini biliyorsunuz. Fazıl Rahman işte diyor ki, yani o psikolojik tecdit dediği aslında o kurumsallaşmamış, yani o tarikatlarla tasavvuf arasında belki bir ayrım yapılabilir mi bilmiyorum, işte epistemik temeller açısından, ama o psikolojik tecdit anlamındaki bir ruhi yenilenme, kelam ve fıkıh öğretilerinin ortaya çıkarttığı perspektifi yeniden, yani hayata uygulayabilme bağlamında bu İslam tasavvufunun son derece önemli olduğunu söylüyor. Ben bu anlamda Ahmet Yesevi'yi işte ilk Türk metafiziği, ilk Türk tarikatı olarak bu fıkıh ve kelamın işte o medeni ilimler bağlamında ahlakla bir hayata geçirilme tarzı olması açısından, Türkler açısından son derece önemli olduğunu ve hocası Hamadani'nin işte bu Bağdat'taki teopolitik çatışmalardan bıkıp, işte zaten daha önce de sufi bir perspektifte eğitim de almıştı. O tür yapıya yöneldiğini ve bunu Ahmet Yesevi'nin de Türkistan bölgesinde revize ettiğini, yeni bir sistem kurduğunu söylüyoruz. İşte Fuat Köprülü üzerinden bu perspektifi ve ona karşı eleştiriler ve diğer eleştirilerle birlikte okuduğumuzu biliyorsunuz. Önemli olan taraf şu: burada o yani Hallaççı son derece önemsiyor, biliyorsunuz. Modern çağda da Nurettin Topçu da önemsiyor. Hallaç'ın işte bu perspektifinin ve arkadaşlarının o ilk dönemdeki perspektiflerinin daha sonra epistemik temellendirilmeler, marifet nazarileriyle tasavvuf disiplininin oluştuğunu şey yapıyor. Yani bir de şu var: psikolojik tecdit anlamında bireyin, Kur'an'ın amacı insan ve insanı ıslah olduğuna göre bireyin tecdidine baktığımız zaman ilk dönemdeki karmaşanın, Cemel, Sıffın, Harra, işte böyle diğer o çatışmalar, iç isyanlarda ya da işte Türkistan coğrafyasına bakın, ya da İbn-i Teymiye'nin yetiştirdiği bu perspektifi geliştirdiği Moğol saldırılarında gelişin, yani genelde siyasi bakımdan hayal kırıklığına uğramış, ahlaken oldukça kaygıları olan bir dönemde bunun o tecdidin yeniden olduğunu düşünmekte fayda var. Ama burada işte bu kurumsallaştıktan sonra bir Mehdi ve Mesih organizasyonu devreye girdiğini söylüyor. İşte yani Ali İzzet Begavi işte bu tembelliğimizin adı falan diyor ya. Yani o ilk dönemdeki oluşan yapının ya da işte bu Yesevi üzerinde gelişen perspektifinin, İbn Arabi çizgisinin, bu vahdet-i vücut öğretisinin, Ahmet Faruk Sirhindi'de Vahdet-i Şuhud, işte aynı gelenek içinde Vahdet-i Şuhud'un, Ekber Şah'ın dini ilahisinin ortaya çıkardığı tedirginliği gidermesini, Dihlevi'nin tecdit hareketine falan baktığımız zaman,
Bu yapının aslında felsefi bir sistem olduğunu görürüz. Ama mevcut tarikatlara baktığımız zaman o ilk dönemin epistemik temellendirmelerinden, felsefi yapılarından uzak ve hoşgörüsüz bir ortam oluşturdukları da görülüyor. Şimdi en büyük Musli Hazreti Muhammed Aleyhisselam, değil mi? Şimdi işte İbn-i Teymiye'ye gelelim. Yine uzattık. Zaten İbn-i Teymiye'yi ilk defa okuttuğum için bu kadar şey oldu. Yani niye gerekçelerimizi sunayım derken aynı zamanda bir ders özeti de oldu bu. Dönem özeti de. Takiyyatun Ahmed İbn-i Teymiye, işte o çizgi Muhammed İbni Abdülvahhab tarafından şey yapılıyor. Ve bu yani modernizm öncesindeki bu dirilişçi, ihyacı oluşumlar aslında geleneksel İslam anlayış çerçevesinde kalmışlar. Buna gayret etmişler. Kur'an'ın tevhid anlayışına karşı gördüklerine karşı da oldukça sert, yani bu nedir o şirk dedikleri yapıyla şey yapmışlar. Şimdi İbn-i Teymiye genelde işte derler ki kelamı falan, yok öyle değil. İbn-i Teymiye müteahhirin selefiyenin öncüsü olarak mütekavviddimin selefiyenin kelam kitaplarını okumayı haram saymalarını reddetmiş. Kelamcıların ve hatta felsefecilerin kitaplarını okumuş ama kendine ters gelen görüşlerini yapmıştır. Bundan daha makul bir şey olmaz. Yani bu burada şuna özellikle istirham ediyorum. Selefiye diye bir mezhep yok. Ama maalesef son zamanlarda Türkiye'de böyle bir akım olduğu, mezhep olduğu şey yapıldı. Resmi birimler tarafından da, hatta Diyanet sınavlarında falan da Selefiye mezhebi diye de sunuluyor. Oysa tarihsel şeye baktığımız zaman, Mehmet Said Hatipoğlu hocama Allah hayır ömürler versin, bu Selefin yani sahabenin, tabiunun ve tebeut tabiunun, İbni Ebu Hanife'nin dediği gibi bu üçü son derece önemli. Ondan sonrakiler hum rical, nahnu rical. Onlar da insan, biz de insanız dediğini şey yaptığımız zaman o zihniyete son derece önem veriyor. Ben bunun için de işte batılı terimlerle fundamentalizm falan filan deniyor ya, eğer bunu kökencilik olarak tercüme edecek olursak, İşte bu ilk 2016 Selefi Zihniyet ve Arap Baharı diye orada çıktı. Daha sonra da bunun revize edilmiş ve daha tahsis edilmiş küçük şeyini de Selefi Zihniyet ve Türkiye diye Ay Yayınlarından 2018'de çıktı. Bu arada şunu da söyleyeyim. İslam'ın inanç ilkeleri, bu Çorum İlahiyat Fakültesi'ne ilk geldiğimde o zaman birinci sınıfta İslam inanç ilkeleri vardı. Bu orada yazılmış ders notlarından oluşmuş bir şey. Burada İbn-i Teymiye'nin yöntemidir. Yani merkeze alınarak yapılmıştır yöntemi derken. Yani ayetleri düz metin olarak kullanıp, yani mümkün olduğunca Kur'an-ı Kerim'deki ilkelerden hareketle yazılmıştır. Bir tek hadis kullanılmıştır. O da Cibril hadisi. Ve okuma metinleri de vardır. Onun için İbn-i Teymiye'yi ben bütün akademik hayatımda son derece önemserim. Ve bu selefi zihniyeti kavramak, bunun işte bunun perspektifinde geliştirilmiş Ahmet İbni Hanbel ile billurlaşmış İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyum Cevziye ile sistemleşmiş olan yapıya denir. Ama bu bir akım mıdır? Yani böyle şey, Hanbeliliğin yeniden revize edilmiş, tecdit edilmiş bir şeklidir. İşte bu Vahabi öğretide Neo-Selefilik adı altında İslam dünyasının hakim şeyinin kendisi olduğunu iddia ediyor. Şii karşıtı dünyanın falan. Şimdi dolayısıyla eğer yani bu yani o ilk dönemin sahabenin, tabiunun ve tebeut tabiunun perspektifini Peygamber Efendimizin ve arkadaşlarının yolunu büyük bir ihlas ve samimiyet ile takip edenlere şimdiki selefileri özdeşleştirirsek yazık olur. Yani onun için bu çerçevede baktığımız zaman İşte Muhammed İbni Abdülvahhab'ın işte Muhammedi yol veya da muvahhidun demelerinin de bir şey yok. Biz İbni Teymiye'ye tekrar dönelim. Hakikaten
münekkit, müceddit ve ıslahatçı olarak şey yapıyor. Kendisini de zaten ehli sünnete hassa ve ehli hadis olarak nitelendiren ve bütün meselelerin Kur'an, sünnet ve selefin izah tarzları ile çözülebileceğini ifade eden bir alim olarak görüyoruz. Ve Yunan düşüncesine de oldukça işte eleştiriler olduğunu daha önce söylemiştim. Ben mesela bu onun mantığı işte stoa tesir meselesi ruh anlayışında falan onları kelamda çalışan onun arkadaşlar onu konuşabilir. Yani ruha falan nasıl şey yaptı. İrade hürriyeti ve kötülük sorunuyla ilgili işte filozoflar iyilik dediğin şey kötülük iyiliğin yokluğudur şeklindeki tartışmalar biliyorsunuz. İbn-i Teymiye'de mesela bu ilahi mahiyet, ilahi buyruğun mahiyetinde iyilik, kötülük, husun, subu, hüsün, kubu, aslah falan diye konuştuk ya. Bu çerçevede baktığımız zaman yani o da der ki kardeşim yani yapılan kötülükleri Allah'a nispet edemezsiniz der ama burada bir farklılık şey yapar. Hayır ve şerre farklı, iyiliğe, kötüye farklı anlamlar verir. İtaat ve isyan değil, nimet ve musibet olarak şey yapar. Felsefecilere son derece sert eleştirilerde bulunur. Ve işte Aristo mantığına yönelik eleştirilerde bulunur. Kıyası reddeder, ona alternatif kıyas olarak koyduğu Kur'an ayet-i kerimelerden hareketle bir sistem şey yapar. Ama asıl önemli olan filozofların varlık anlayışına yönelik eleştirileridir. Ve sudur nazariyesine yönelik eleştirilerdir. İşte sudur Tanrı evren ilişkisindeki o açıklamalara dair perspektifleri hatırlayın lütfen. Bu çerçevede ilginç olan bir taraf var. Ben mesela işte İbn Haldun'da dedim ya Şifa-i Sa'i ile hemen hemen herkes bütün tasavvuf disiplinleri okutması lazım falan diye. Mesela o derslerde de bazen yani ya da işte bunu şey yapan arkadaşlar birkaç ortamda söylediler. İşte filozoflar peygamberlerden daha üstün olduğunu söyler falan diye yapmayın Allah'tan korkun. Hiçbir mümin bunu diyemez. Hele meşayi filozoflar hiç diyemez. İbn-i Teymiye de aynısını söylüyor dedim. Yani İbn-i Teymiye size ya da bu işte bu tasavvufu hayatı şey yapanlara müşrik diyor. O da aynı kaygıdan o söylüyor ama o teorik temellendirmesini yapıyor. Tefekkürle, tahayyül yoluyla aradaki farkdan hareketle diyor. Eğer siz faal akılla, ittisalle diye söylerseniz tahayyül yoluyla alınan bilgiler peygamberler tarafından elde edilen bilgilerdir. Tefekkür yoluyla elde edilen bilgiler ise hikmet ehlinin yani filozofların yöntemidir. Bu hakikatin birliği, hakikat mektebi ilkesi çerçevesinde hikmetin kaynağıyla aynı olunca bu çerçevede ay altı alem, ay üstü fizik ve metafizik arasındaki irtibatı Cebrail yani faal akılla kuruluyor ya Cebrail olduğunu söylerler diyor. Şimdi bu çerçevede Müslüman filozofların adil bir hükümdar algısına dayanarak yani peygamberlik anlayışını buraya şey yaptığını söyleyerek bundan hareketle şeyin filozofların peygamberlerden üstün olduğu hiçbir yerde böyle bir şey yok. Yani bu vehbilik ve kesbilik arasındaki hususu zaten hep üzerinde duruyoruz. Vahiy gelmeden önceki Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın tavrını, Hava Hanif öğrettiği İslamilik perspektifinde pasif direniş şeklinde okuduğumuzu Hılful Fudul Toplumsal Çatışma ve Çözüm Merkezi'nde nasıl yer aldığını sistem içinde ama sistemin temel öncüllerine işte bu şirk toplumunu kabul etmediğini bundan ama yaptıkları uygulamalar o kesbilikle el emin sıfatını aldığını zaten söylüyoruz ama vehbilikle doğrudan işte vahiye muhatap olduğunu ve bu iki perspektif vahiye muhatap olduğunu ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın en seçkin insan olduğunu bütün Müslüman filozoflar kabul eder. Yani kesinlikle peygamberden daha üstün ve mükemmel demez diyemez. Çünkü sistemler ilk öncüllerinden kurulur ve ilk öncüllerinden reddedilir. Hz. Muhammed Aleyhisselam yani vahiy alan peygamberdir. Reisül evveldir. Tabiri caizse dönemin siyasi ve dini ıslahatçısı siyasi ve dini ıslahatçısıdır. Felsefi terimle söyleyecek olursak filozof kraldır.
Peygamber gelmeyecek, yeni vahiy de gelmeyecek. Onun bu vazifesini kim yapacak? Dolayısıyla bu fizik metafizik irtibatını sağlayacak olanlar kimlerdir? Bu çerçeveden baktığımız zaman işte bu sistemi Farabi'nin kurduğunu ve diğer filozofların da bunu geliştirdiğini söylüyoruz. Bu ve o metaforik ifadeler, ulaştıkları sonuçları, yani mesela peygamber kendisine gelen her vahiy söylemek zorunda bütün olumsuzluklara rağmen. Ama filozofların bunu söylemediğini, ya da söylediyse metaforik olarak söylediğini, işte mesela felsefeye ciddi eleştiri yürütülen Gazali'nin Munkız'daki tavrıyla Mişkatül Enver'daki tavrının tamamen farklı olduğunu, orada ulaştığı sonuçların bazılarını söylediğini, bazılarını da söylemediğini biliyoruz. Şimdi dolayısıyla onların sudur öğretisi ve faal akıl kavramları tutarlı bir şekilde analize tabi tutulursa böyle bir şey olmadığını görürüz. Sonra vahdedi vücut ve vahdedi şuhud anlayışına işte son derece eleştiriler getiriyor. Şeyhi Ekber diyor. Onların yani İbn Arabi'nin kafir, hallacın, zındık ve mülhit olduğunu söylüyor ve zahir ve batın anlayışı üzerine bir sistem kuruyor. Ve bu şey İbn-i Teymiye bütün bu eleştirilere rağmen ledünni ilmi kabul eder. Allah bu ilmi veli kullarının ve muttakilikleri kalplerinin temizliği ve salih bir şekilde ibadet etmeleri yönünden kalplerini açmıştır. Bu kitaplarda ilmiyle amil olanına Allah bilmediklerini öğretir şeklinde ortaya çıkar diyor. Onun için biz bu süreci İbn-i Teymiye ile bitiriyoruz. O meşayi, işraki, vahdeti vücut, vahdeti şuhud perspektifini güncel açıdan okumayı ortaya koyuyoruz. Yani o ilk 250 yılda sistematize edilmiş akaidin, inanç esaslarının değil mi? Yani yorumlanması olan kelamın hayata geçirilmedeki hususları düzenleyen hukukun salt manevi davranışlara göre biçimlenmesi, manevi boyutun ihmal edilme ihtimalini gideren perspektif, yani o tasavvuf ve daha sonra disiplin haline geliyor. Ama dikkat ettiğimiz zaman o kurumsallaşmadan önceki bireysel züht ve takvaya önem hususunda tasavvufu şirk olarak gören alimler, İbn-i Teymiye'nin de hemfikir olduğunu, onların da ledünni ilimle o bireysellik, züht ve takva, alim, arif, alime, abide, arife perspektifinde bunların Allah-u Teala'nın onlara ilave bilgiler verebileceğini söylediğini görüyoruz. Onun için önemli olan ifrat ve tefritten kaçınıp itidalli bir perspektifte sahip olmak, hayatı yaşanılabilir kılmanın yollarını aramak ve ötekileştirici dilden kaçınmak olduğunu düşünüyorum. Selamlar, esenlikler diliyorum. Vesselamu ala menittebe'al hüda.